Herkese pazar gününden günaydınlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Biz kalktık eşimle her zamanki gibi. Yaren daha uyuyor. Şimdi kahvaltımızı yapacağız. Oradan da sahile, denize geçeceğiz ama denize girmeden önce sahilde bayağı bir oturuyoruz. İyi geliyor eşime de bana da. Böyle dün canlı yayın yaptım biliyorsunuz. Canlı yayın çok güzeldi. Birden karar vermiştim. Hala mesaj alıyorum. Kaçırdığına üzülen arkadaşlarım var. Üzülmeyin, inşallah en kısa zamanda tekrar yaparız. Böyle otururken birden aklıma geldi. Dedim epeydir canlı yayın yapmadım. Zonguldak'ta Elif'le birlikte yapmamı isteyen arkadaşlar vardı. Ama inanın Zonguldak'ta hiçbir şekilde fırsatımız olmamıştı. Güzeldi, bana da iyi geldi. Sizlere de inşallah iyi gelmiştir ama çok güzel yorumlar aldım yani. Bugün pazar, dün hiç vlog çekmedim. Bugün inşallah çekeceğim. Allah'tan bir şey çıkmazsa yarın videom sizlerle birlikte olacak. Günlük vloglarımı, tariflerimi özleyen çok arkadaşım var. İnanın ben de hepinizi özledim. Ama dün canlı yayında da söylediğim gibi tatilde maalesef çok bir şey çıkmıyor. Sırf video olsun diye aynı şeyleri çekmek istemediğim için iki günde bir vlog atıyorum. Bunu da böyle kısacık söyleyeyim. Havada böyle gördüğünüz gibi çok güzel. Yine kuş sesleri var her zamanki gibi. O zaman şimdi biz aşağı inelim. İlerleyen dakikalarda, saatlerde görüşmek üzere hepinizi. Bakın böyle kapılarında kahvaltı yapan insanlar var. Benim malzemelerim olsaydı ben de böyle bahçemde çok güzel kahvaltı yapacaktım ama maalesef malzemelerim eksik, dışarıda çıkamadık. O yüzden biz kahvaltımızı genelde şurada kum büfede yapıyoruz. Kahvaltı saatini malum kaçırıyoruz. Deniz dalgalı gibi ama öğlen inşallah düzelir. Bugün böyle biraz dalgalı gibi, şimdi göstereceğim sizlere. Şimdi şöyle kahvaltı yapmadan önce denize biraz bakacağım. Deniz anası var mı? Dün yoktu ama bugün dediğim gibi denizin rengi de değişik. Biraz kirli gibi. Bazı yerlerde yağmur yağdığında böyle değişiyor ve dalgalı. Geldiğimizde hiç böyle olmamıştı. Barış deniz anası var mı? Bak dedi ama. Şuralar açık. Bakın buralar görüyor musunuz? Ne güzel. Orada sıkıntı var. Şu tarafta sıkıntı var. Buralar güzel ama deniz anası da yok. Böyle yani. Şu an zaten yeni yeni insanlar geliyor kahvaltıdan sonra. Böyle bakalım, şimdi kahvaltımı yapayım. Bugün büyük bir olasılıkla canlı müzik olacakmış. Kahvaltıdan sonra artık tekrar görüşürüz. Yaren'le babası şu kanoları yapmak istiyorlar ama bilmiyorum bugün yaparlar mı? Yaparlarsa çekerim size de. Bu ağaçların gölgesinde kahvaltımızı yapıyoruz. Hava 27 dereceydi ama şu an 30 oldu. Bugün böyle bazlama tost almış eşim bana. Bayağı da büyük ama bilmiyorum yiyebilecek miyim. Kendine normal tost almış, patates kızartması. Kum büfede bunlar oluyor. Öğlen hamburger falan oluyor arkadaşlar. Zaten de biliyorsunuz yetişemiyorum kahvaltıya. Çayları eşim getirsin. Şimdi bunu deneyeceğim, bakayım nasıl. Vallahi geldim geleli bayağı bir tost yedim. Gidince herhalde epey bir zaman tost yemem. Öyle çaylar gelsin.
kahvaltımızı yapalım bakalım. Şimdi çaylarımızı da getirdi. O zaman bize afiyet olsun. Bakın, az önce çektiğimde bayağı bir dalgalıydı. Deniz böyle durulmuş arkadaşlar. Biz de sahile indik. Yaren şimdi karnını doyuruyor, onu bekliyoruz. Birazdan gireriz artık. Denize girdim, çıktım, serinledim. Epey bir burada oturdum. Kendimi arkadaş da buldum. Yeni bir arkadaşım oldu. Bayağı bir sohbet ettik. Dün tanışmıştık kendisiyle ama bugün daha böyle sohbetimiz koyulaştı. Onlar da Ankara'da yaşıyorlarmış. Şöyle 78. sayfadayım. Çünkü dün hiçbir şekilde kitap okumadım. Şimdi buradan kaldığım yerden devam edeceğim. Böyle deniz manzarasında kitabımı okumaya başlayacağım arkadaşlar. Şimdi kitap okumaya biraz ara verdim. Çünkü Yarenciğimle beraber mısır keyfi yapacağız. Babamızın canı istemedi. O yüzden Yaren'le ikimiz yiyeceğiz. Şimdi kızım gitti buz gibi su alacak. Bilmiyorum siz de öyle misiniz? Mısır yedikten sonra böyle peşine buz gibi su acayip seviyorum. Mısırımı yiyeyim, tekrar kitap okuyacağım. Saat 6.30'a doğru duşumuzu alıp odaya gidiyoruz. Üstümüzü giyiniyoruz. 8'e doğru tekrar yemeğe geliyoruz arkadaşlar. O zaman bize afiyet olsun. Şimdi Barış birazdan atlayacak. Ben de onu çekeceğim. Benim eşim böyle denizde atlamayı acayip seviyor. Deniz var arkadaşlar. Çünkü benden denizi çekmemi isteyen yurt dışındaki arkadaşlarım var. Bugünkü deniz manzaraları sizlere gelsin. Bu taraf boş çünkü genelde herkes bu tarafta yüzüyor. Şöyle çekeyim bakalım. Renk renk görüyorsunuz. Bir taraf koyu mavi, bir taraf yeşil gibi. Kurban olduğum Allah neler yaratıyor vallahi. Çok güzel gerçekten. Acayip güzel rüzgar esiyor. O yüzden Erdek'i gerçekten çok seviyorum. Kesinlikle bunaltmıyor. Daha önceki vlogumda söylemişimdir. Side'de böyle ister istemez hani duş da alsanız giyinseniz de sırılsıklam oluyorsunuz. Ama burada öyle bir şey olmuyor. Gerçekten burası çok güzel, şirin. Biz burayı seviyoruz. Zaten söylemiştim. Erdek'e 3. gelişimiz ama bu kampa 2. gelişimiz. Çok güzel günler geçirdik. Son 2 günümüz, daha doğrusu yarın son, salı sabahı çıkacağız Allah kısmet ederse. Dolu dolu geçti. Çok keyifli ve güzeldi arkadaşlar. Arada böyle konuşayım da istedim. Şöyle denizi de çekeyim. Söylediğim gibi denizi çekmemi isteyen arkadaşlar var. Böyle hala sahilde oturuyoruz. 6'ya doğru çıkıyoruz zaten. Üzerimizi falan değiştiriyoruz. Yemeğe geliyoruz. Az önce de söylemiştim. Böyle birazdan tekrar yüzeceğim. Ondan sonra kitap okumaya devam edeceğim. Barış'tan yine deniz kabukları görüyorsunuz. Bir parti çıkardı, şimdi tekrar böyle getirdi. Sen bayağı dibe gidiyorsun herhalde. Değil mi Barış? Evet. Ama şunların hepsi aynı. Şunu yıkar mısın Barış? Ne? Aa. Kim? Gerçekten. Ne zamandan beri? Dün öğrendim. Sonra adın ne senin? Mina. Mina. Hadi görüşürüz. Tamam. Bunlar da böyle. Şimdi beni takip eden tatlı bir kızla konuştuk da o yüzden böyle kısa bir ara verdim videoya. Bunları da şimdi kurutacağım. Topladıklarımızın hepsini zaten bir poşete koyuyorum. İçinden çok pis bir böcek çıkıyor. Zaten çıktı demin. Şöyle şeyler. Şimdi otelimize dönüş vakti.
Ama rüzgarı görüyorsunuz, aşağıdaki havadan eser yok. Burası böyle ağaçlar içinde olduğu için anormal bir rüzgar var. Ama insanı çok rahatlatıyor, güzel bir rüzgar. Şimdi gideceğiz, duşumuzu falan alıp üstümüzü değiştireceğiz. Ondan sonra yemek faslına geçeceğiz arkadaşlar. Benim en sevdiğim fasıl. İnşallah beni duyuyorsunuzdur. İştahım zaten açıktı, şimdi hepten açıldı. Ağzım durmuyor yani. Böyle bakalım. Birazdan görüşürüz inşallah. Burayı çok seviyorum. Şöyle size göstereyim. Bugün de çektim, böyle sarmaşıklarla yapılmış. Çok hoşuma gidiyor. İlk geldiğimde de çok beğenmiştim. Rüzgarı görüyorsunuz, hala dinmedi. Ama olsun, oralar güzel olur. Şimdi yemeğe gidiyoruz. En güzel vakit. Böyle bol rahat elbisemi giydim. Hafif böyle bronzlaştım diyen arkadaşlar vardı bana dünkü mesajlarda. Benim tenim beyaz olduğu için hiçbir şekilde yanmıyorum. Böyle çok hafif kızarıyorum. Sonradan tekrar anında bir hafta sonra falan. Tabii ki öyle bembeyaz kalmıyorum. Hafiften böyle renk değişiyorum ama asla Yaren bana çekmemiş. Yaren hemen kapkara oldu mesela. Onun canı da yanmıyor. Benim çok canım yanıyor. Güneşim yani bayağı bir acıtıyor canımı. O yüzden bol bol krem sürüyorum. Şimdi yemeğe gidelim bakalım. Bugün canlı müzik de var. İnşallah kısa kısa çekeceğim sizlere. Orada görüşürüz. Burada da bir, iki tane salıncak var böyle. Bir de çok güzel bir daire var bu şekilde. Harika. Ateşi yakılıyor arkadaşlar. Şimdi de marşlar eşliğinde kamp ateşi yakıldı. Çok güzel oldu. Yarın son günümüz zaten, söylemiştim. Evet arkadaşlar, biz odamıza geldik. Epey bir zaman oldu. Telefonu elime anca aldım. Saat 2'ye geliyor. Bu akşam bayağı bir geç kaldık. Buraya geleli hep erken yatıyorduk ama bugün de böyle olsun. Çok keyifli, dolu dolu bir gün geçirdik. Sizi orada çektim. Yemeğin sonunda kamp ateşi yakıldı. Askeri kamplarda böyle sonunda muhakkak ateş yakılıyor. Çok güzel oluyor. Marşlar çalındı. Maalesef telif hakkından dolayı müzikleri de marşları da böyle 10'ar 12'şer saniye çekebildim. Çok güzeldi. Bugün öğlen size bahsetmiştim. Yeni arkadaşlar edindik. Gerçekten çok harikaydı. Akşamımız çok güzel geçti. Onlarla beraber yemek yedik. Daha sonra onların arkadaşlarıyla da aynı masada oturduk, çaylar içildi, güldük, eğlendik. Keyifli bir gündü. İnanın gülmekten ağzım açıldı yani, o derece keyifliydi.
Ama sonra herkes odalarına çekildi. Bugün tanıştığımız arkadaşlarımız yarın maalesef kamptan erken ayrılıyorlar. Çünkü izinleri o kadarmış. Yolları açık olsun. İnşallah tekrar buluşmak üzere diyorum. Daha önce yine kampta böyle çok güzel bir dostluğumuz oldu arkadaşım Gökçe ile. Uzun yıllardır görüşüyoruz, hiç kopmadık. İnşallah bu arkadaşımızla da aynı şekilde devam ederiz. Biz onları çok sevdik, onlar da bizi sevdiler. Keyifli, güzel bir gündü. Bizim için dolu doluydu ama sizlere kısa kısa çekebildim. Böyle bu saatten sonra da videoyu editleyeceğim ve inşallah yükleyeceğim. Yarın videom sizlerle olacak. Bugün söylemiştim, çok güzel mesajlar alıyorum. Allah razı olsun hepinizden. Bazı arkadaşlar her gün vlog bekliyor ama maalesef burada her gün vlog olmuyor arkadaşlar. Müzik çok güzeldi, yemek çok güzeldi, deniz çok güzeldi. Gerçekten iyi ki gelmişiz diyorum. Keyifli, harika bir tatil geçirdik. Böyle videomu kapatmadan önce sizlere kısacık da bir şeye değinmek istiyorum. Sunu benden çok bilen arkadaşım vardır. Instagram'da sayfası da vardı. Buradan benim vasıtamla giden çok arkadaşım oldu. Benim selamımı getiren. Arkadaşım YouTube sayfasını açtı ve bugün 4. videosunu kanalına yükledi. İnşallah takip edersiniz ve severek, keyif alarak izlersiniz diyorum. Ben aşağıya muhakkak linkini bırakacağım ama Aysun Cetin diye yazarsanız muhakkak karşınıza çıkacaktır. Aysun benim çocukluk arkadaşım. İnşallah selamımı iletirseniz çok mutlu olurum. Kendisi YouTube'da yeni, desteklerinizi esirgemezseniz beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki Aysun'u da çok mutlu edersiniz. Onun da çok güzel videoları, çok güzel tarifleri var. Allah herkesin yolunu, bahtını açık etsin diyorum. O zaman bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, keyif alarak, sıkılmadan izlediğiniz bir vlog olmuştur. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. İnşallah 2 gün sonra buluşmak üzere diyorum. Hepinizi ayrı ayrı öpüyorum. Bu arada yarın pazartesi, herkese huzurlu, mutlu, güzel bir hafta diliyorum. 2 gün sonra buluşmak üzere. Hoşça kalın.